Ve tabii bugün çok önemli bir gün. Milyonlarca öğrencinin gireceği YKS sınavının birinci oturumu yapılıyor. Bizler de şu anda Maltepe'de bir ortaokulun önündeyiz ve yavaş yavaş burada kalabalığın arttığını sizlere söylemiş olayım. Çünkü bir saat kadar bir vakit kaldı. Şöyle kameraman arkadaşım Aydın Baytar'dan size etrafı göstermesini rica edeyim. Öğrencilerin geldiğini, aynı şekilde öğrencilerle birlikte ailelerin de bu noktada olduğunu sizlere aktarmış olayım. Tabii öğrencilerin elinde kimlikleri var, belgeleri var. Büyük bir heyecanla geri sayım başladı. Öncelikle onu söylemiş olayım. Tabii ki de etrafı gösterirken bir yandan da yavaş yavaş öğrencilerin böyle heyecanını yüzlerine baktığımızda az çok anlayabiliyoruz. Yine bu şekilde bu noktada okul önlerinde beklediklerini sizlere aktarmış olalım. Peki bugün hangi sınav olacak? Biraz da sınavla ilgili sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. Ayrıca özellikle bugün yapılan sınav, YKS sınavı barajsız ve maskesiz ilk sınav olacak. Malum 2 yıl önce sınava girdiklerinde bu noktada hem maske dağıtılıyordu hem dezenfektan dağıtılıyordu. Ama bu sene 2 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşecek ve sınava giren adaylar maskesiz sınıflara girecek ve yaklaşık 165 dakika boyunca onlar içeride ter dökecek. Aynı şekilde onlar içeride ter dökerken aileleri de dışarıda öğrencileri, adayları beklerken ter dökecek diyelim. Ama bu atmosferi sizlere gösterirken büyük bir heyecanın, büyük bir stresin olduğunu az çok görebiliyorum. Umarız ki bütün öğrencilerimizin sınavı çok çok iyi geçer, ancak dediğimiz gibi büyük bir emek olduğunu sizlere aktarmış olalım. YKS sınavının ilk oturumu demiştim, saat 10.15'te başlayacak ve 120 soruyla karşı karşıya gelecekler ve yaklaşık ilk oturum TYT, yani temel yeterlilik testi 165 dakika sürecek. Saat 13'ü gösterdiğinde ise YKS sınavının birinci oturumu bitmiş olacak. Tabii bugün yapılan sınavın ardından pazar günü de yine ikinci ve üçüncü oturum olacak YKS sınavının. Hemen onları da sizlere söylemiş olalım. AYT, yani alan yeterlilik testi de yine aynı şekilde yarın 10.15'te başlayacak. Yine adaylar 160 soruyla içeride sınıflarda ter dökecekler ve 180 dakika sürecek bu sınav. Tabii öğleden sonra yine aynı şekilde yabancı dil testi olacak pazar günü öğleden sonra. O sınav ise 15.45'te başlayacak ve 80 soruyla birlikte 120 dakikalarını geçirmiş olacaklar. Tabii önlemler var demiştik. Aslında sınavla ilgili birçok kurallar var. Ben tekrar sizlere hatırlatmış olayım. Çünkü hemen hemen hepimiz biliyoruz aslında sınava girerken ne yapmamız gerektiğini. Bunun en önemli noktası tabii sınava son bir saat kala bu alanlarda beklemekte fayda var. Sınavı kaçırmamak için, garantiye almak için biraz daha dikkat etmekte fayda var. Tabii özellikle de en çok bilinen kurallardan biri de metal eşyalar, telefon, kalem gibi şeylerle sınıflara giriş yapılamıyor. Tabii içeriden yine aynı şekilde kalem silgi verilecek. Bir de şu ayrıntıyı da sizlere söylemiş olayım. Girişte dezenfektanlı mendil dağıtılacak deyip sözü tekrar sizlere bırakalım.